Merhaba. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Adli tıp programıyla bugünkü misafirimiz Mehmet Aydın. Otopsi teknisyenisiniz. Bu işe nasıl başladınız? Ne oldu da siz otopsi teknisyeni olarak hayatınızı sürdürüyorsunuz? Saygıdeğer Şemsi Hocam vardı. Şemsi Gök. O beni hem okuttu hem yetiştirdi. Adli tıpa başladığım zaman Cerrahpaşa'ya gittim dedim ki ben bir hastanede sağlıkçı olarak görev yapayım. Çok seviyordum bu görevi, bu mesleği. Çok seviyordum. Başhekim dedi ki bizde herhangi bir kadro yoktur dedi. Seni dedi adli tıpa, adli tıpa Şemşi Hoca'nın yanına göndereceğim. O dedi arıyor dedi. Orada beni imtihan etmedi. Birlikte otopsiye girdi, beni öğretti, yaptı. Usta çırak ilişkisi üstünden. Her şey öğretti bana. Otopsi yapınca beni yetiştirmek için. Tam bir ay geçti, belki 40 gün oldu. Hep beni öyle imtihan ediyormuş. Yaptığım görevi, yaptığım şeyi hep öyle beni imtihan ediyormuş. En sonunda bir vakayı otopsi yaptık. Mermi çeyirde çıkarttı. Musluğu önüne dedi aç da mermi çekirdeği yıkayacaktı böyle musluğun önünde. Ben de elimi musluğun önüne koydum. Kim sana dedi ki elini koy buraya oğlum. Dedim hocam kimse söylemedi. Yalnız dedim ben öyle düşündüm. Bana böyle baktı baktı baktı. Yukarı çıktık iş bittikten sonra. Orada sekreter hanıma dedi ki bu çocuğun işini derhal bitir dedi. Bitir deyince ben tabii orada üzüntü geldi bana. Görevden alacak beni. Kendi çekti gitti kurula. Orada gidince sekreter hanım çağırdı beni. Mehmet Bey dedi, hoca dedi sana üç gün izin verdi dedi. Şu işlemleri yapıp geleceksin diplomanla savcılık kağıdı, işte nüfus kağıdı suratını O zaman Adliye Sultanahmet'teydi, yakınıdı. Üç gün izin verdi halde gittim. Öğlene kadar o işleri bitirdim. Geldi, beni gördü öğlen yemeğinde. Tabii yetiştik, hep beraber yemek yiyoruz. Kızım sana demedim ki bu çocuğa işini bitir, yap. Üç gün izin vermediğini söylemedim. Şemşi Bey dedi söyledi dedi yapmış gelmiş. Sonra dedi ki oğlum öp elimi dedi. Elimi öptüm. Bundan sonra ben neredeyim sen oradasın oğlum dedi. Rahmetli oluncaya kadar hep yanındaydım. Beni hiç kendini yanında ayırmadı. Benim babam doğurdu o beni yetiştirdi. Okuttu her şeyi öğretti bana. Sevil Atasoy Şemsi Gök'ün kızı. Evet. Belki izleyicilerimiz evet, evet, buradan tabii, bir bağlantı tabii. kurarlar. Kaç yıl oldu Mehmet abi? 77'de başladım göreve. Sen Şemsi Hoca ile birlikte kadavranın yanına gittin. İlk otopsi yapacaksınız. Senin hiç aklında, hayalinde böyle bir meslek yokken birdenbire otopsi odasında bir kadavra ile birliktesin. Korkmadın mı? Ne yapıyorum ben burada demedin mi? Hiç korkmadım. Çünkü şöyle düşündüm. Burada hocam başımda, savcısı burada, cesetin başında onlar da var. Cesetten neye korkayım ben? diri diride korkulur. Cesette korkulmaz Hı -hı. ki. Bak bu savcı bey bu benim. Bak ikinci cesede keçir otopsiyaya baxı, yanımda qarşımda Nədir Hoca var, əsil sarı var. Görevim sendiyim üçün çox görevimi çox sevirəm. O kadar sevdi. Bak şimdi şu anda çağırsalar beş kuruş almadan, mafet karşılığını bir şey almadan gene giderim aynı devam edebilirim. İnsan görevini sevdiği için yaparsa hani bir atasözü var diyor. Işkına yapılan kala hiçbir zaman yıkılmaz. Görevi seversen o görevde hiçbir zaman zarar gelmez, hata olmaz. Zarar gelmez dedin ya buradan aklıma şöyle bir soru geldi. Türkiye'de 80'li yıllarda. Herhalde önlemler bu kadar çok alınmıyordu. Mesela kana dokunuyorsunuz. Oradan bir şey sıçrayabilir üstünüze. Siz Bizde bir kesik olabilir, kan yoluyla bulaşan hastalıklar olabilir. Bununla ilgili nasıl bir ortam vardı? Korunuyor muydunuz eldiven, gözlük? O zamanlar bize iyisti cenaze de gelirdi. Kudüs evet. ve iyisli olan cenaze de. Ha gelirdi. Şimdi bu vakalarda biz dikkat ederdik. Şöyle dikkat ederdik. Elimizde kesici bir şey herhangi bir şey varsa onu koruma altına alırdık. Çünkü kanda bulaşılır o. Çok dikkat ederdik. Önlük giyerdik. Bir de önümüzde müşamba. Eldivan da taktığımız zaman iki tane eldivan üst üste takardık. Kara çizmeyi giyerdik tak dize kadar. Bak aslında çok riskli bir meslektir. Ben o konulara girmek istemiyorum. Önünüzde bir kadavra var. Kadavra anatomide olur. Öğrencilere ders verilir. Bize gelen vakalar adli vakadır. Peki cenaze mi diyeceğim? Ceset diyeceksin. Kaç tür otopsi var? 3 tür otopsi vardır. Adli otopsi, eğitim otopsisi, patolojik otopsi. Adli otopsi, adli vaka olduğunda dahi ölüm sonucunu yani vakanın adli vaka, kesici, batıcı alet, küntürlaması. Polise yansımış olaylar Tabii, için söylüyoruz. Tabii onu savcı tarafında gelir. Savcı bize zaten gönderir, nakil eder. Eğitim otopsisi de üniversitede hocalar, tıp öğrencileri getirirler. Ceset alınır, özel bir odaya alınır, yerine otopsi yapılır. Eğitim otopsi yapıldığı zaman onun her tarafını incelemesi lazım. Kafadan giriyorsun, bağırsakları her taraf, bütün kıllarını affedersin, damarları falan, bütün organları tek tek açıp öğrenciye ders vereceksin. Çünkü yarın o öğrenci hekim olacak, kimisi cerrah olacak, kimi ortopedici olacak. Patolojik otopsizde hasta yatmış hastanede ölüm sebebini şüpheli gördü. Yani ölüm sebebini tam kanıtlayamayınca organı patolojiye gönderiyor. Patolojide otopsi yapılıyor. Ben gittim onu da yaptım. Saygıyla andım. Talih Hanım vardı, Feriye Öz vardı. Bunlar hepsi rahmetli oldu. Bunlar söylerdi hocama, Mehmet'i gönderir misin? Bir patolojik otopsisi var. Bir parça alıyorsunuz ve onu inceliyor musunuz? Bütün organlarda parça alacaksın. Hatta sadece göğsü açacaksın, bütün organlarda parça alacaksın. Ben de dedim ki hocam göğsü açayım doğru olur. ama ben şimdi batına inip de karaciğerde böbrekte nasıl parça alayım? Zor iş mi? Evet belki zorlu vardı ama ben iniyordum. Oradan yan taraflarda inerdim aletle. Bu organlarda da parçayı alırdım. Peki bir otopsi gününüz nasıl oluyor? Nasıl başlıyorsunuz? Daha önceleri haftanın ...üç günü otopsi girerdi. Pazartesi, çarşamba, cuma. Ama şimdi her gün var. Ne yapıyorsun? Sabah kalktın, hastaneye gittin, otopsinin yapıldığı bir bölüm var. Morg salonu deriz ona. Morg salonuna girdiğim zaman cesetlerin başına bakarım. Morg'a gelen süreç şöyledir. Şimdi olay yerine savcı bey bizim adli tabip doktorlarına keşfe gidiliyor. Keşfini yapıyor, adli tıpa gönderiyor. Oraya da ambulans, bizim ambulansımız var. Telefon gelir, falan yerde vaka vardır ambulans alır gelir. Tabi gele o ceseti alırız. Belden aşağı kapatırız haram yerine üzerine örtü örtülür. Ben onlar geldiği cesetlerin müzekere yani akşamdan gelmiş bütün kutuda müzekeresi var ya müzekereleri okurduk. Bu falan yerde gelmiş davası budur. Sorunu budur. Müzekere de yazılmıştır. O cesetlerin nerede geldiğini hepsini bilir. Cesedi karşıladın. Onun raporunu okudun. Ondan sonra otopsisini yaptım. Sonra yazan hikayeye göre sen nereyi açacağını mı biliyorsun? Yoksa bir prosedür var mı? Otopsi kuralı ...üç boşluk açılır. Kafa taslı açılırsın... E ...göğüsü açarsın bir de batın. Her otopside yapılan bir süreç mi? Tabii, tabii. Bu üç boşluk açılır. Morga girdiğin zaman sonuçta tek başına değilsin. Otopsiyi bir ekiple mi yapıyorsunuz? Tabii ekiple yapıyoruz. E doktor hocalar geliyor. Biz sadece açarız, raporu onlar yazar. Alimati veririz onlara. Cesetten ne gördüysen. Bütün görüşü doktor kendisi de bakar... ...ona göre raporu yazılır. Orada iç organlar alınıyor. Kimyasal alınıyor. Onlar aniden rapor yazılmaz. O anda yazılmaz. Çünkü o patolog... De rapor çıkacak. Kimyada toskolojide çıkacak uyuşturucu olup olmadığını. Rapor düzenlenecek. Ondan sonra rapor yazılır. mali yerine gönderilir. Raporda neler yazıyor? Ölüm sebebi budur diye yazar. Hastaneye gittin. Cesedi nasıl karşılıyorsun? Morga ceset geldiği zaman raporlar kalemde. Bütün dosyası hazırlar. Orada hocalarımız yani doktor arkadaşlar birer tane dosya alır söyler bize. Şu otopsi yapacağız birlikte. Otopsi birlikte yaparız. Gerekirse orada doktor arkadaş söylüyor. Diyor ki acaba bu cesetin sahibi var mı dışarıda? Kapıdaki görevli arkadaşa soruyor. Onda da bilgi alıyor sahibinde. Bu nasıl oldu? Ne zaman? Mesela evde ölü bulunmuş. Doktorumuz onda bilgi alır. Ama biz sadece ne yaparız? Hocamızın dediğini otopsisini yaparız. Hekimler sizi yönlendiriyor. Bunlar bunlar evet. yapılacak diyor. Siz ona göre yapmaya başlıyorsunuz. Sonra cesedi topluyorsunuz. Toparlıyoruz, dikiyoruz onu. Nasıl ki ameliyat yapılıyor da dikiş atılıyor ya. Güzel de tertemiz onu güzelce dikiyoruz. Sanki otopsi olmamış gibi güzelce dikiyoruz. Sahibine teslim ediyoruz. Ayak parmağına takılan bir şey var. Nedir o? Kola da takılıyor, ayağa da takılıyor. İsim yazılır oraya. Peki diyelim ki ceset parçalanmış. Ortada kol bileği yok. Başka bir yere bağlarlar. Üstünde torba oluyor ona mı bağlıyorsunuz? Tabii ona bağlar. Yani mutlaka üzerinde bir etiket olur. Senin karşılaştığın en zor ceset neydi? Ben o kadar gördüm ki benim için hiç zorluk olmadı. Bayağı profesyonel yaklaştı. Tabii. Tanıdığım birisi olsa duygusallaşırım. Sen bayağı soğukkanlı. Herhalde meslek de bunu gerektiriyor. Yoksa akşam uyuyamazsın. Meslek görev icabıdır. Bu kadar yıl da yapamazsın zaten. Ya bak şu anda hocalar mesela bana şey söyle, Hiç karşılık bir şey istemeden çünkü görevi seviyorum. Hiçbir doktorun fark etmediği bir durumu fark ettin mi? Tabii bazı vakalar gelirdi. İntihar etmiş diye gelirdi. Dosyasından müzakerede de yazılmış. Hayır dedim. İntihar edilmemiş dedim. Bu dedim cinayet. Nasıl dedi? Dedim bak bu cinayet neden cinayet biliyor musun? Bu bir metreden sıkılmış dedim. İntihar olsa dedim Yapar. Orada barit izi olur. Bu dedim karşıda sıkılmış. Savcı yok mu? Savcı bu tespiti savcı orada, yapıyor Canım ya? savcı da orada. Savcılar beni çok severlerdi. Diyordu ki Mehmet Bey hiç gözünde bir şey kaçmıyor. Cinayet masası morunun kapısında beklerler. Acaba otopsi sonucun intihar mıdır, cinayet evet. midir? Sonra ben öyle deyince savcı bey dedi ki Nasıl Mehmet Bey? Dedim savcı bey bak bu intihar değil. Bir metrede sıkılmış. Ölümden korkuyor musun? Ölümden korkmuyorum. Ha bana belki tehdit de ettiler. Bir şeyler de oldu ama hiç korkmadım. Ne yapayım dedim. Dolabın biri de kendime ayırırım ne korkayım ki öleceğiz zaten. Ama doğruluktan öl. Yanlış ölme. Desin ki bu adam doğruluktan öldü. Kendimi bir dolap ayırırım dedin. Sana otopsi yapılmasını nasıl karşılarsın? Tabii hoş karşılama. Yapsın otopsi. Yani en azında otopsi yapılır. Geride herhangi bir sıkıntı olmasın. Ha yarın mesela ailen yok o çoluğu çocuğu neden öldü? Hiç bilmedik ya. ...ama otopsi yapılsın ki her şey meydana çıksın ki... ...unarın da içi rahat etsin. Ailem bu mesleği yapmana ne diyor? Nereye gidersem gideyim sağ olsunlar... ...beni seviyorlar, karşılıyorlar. Ailem de öyle. Destekliyorlar mı? Tabii tabii. Komşular biliyor mu? Önce bilmiyordu. Gece ekip beni gelip götürdü. Siyasi ceset olurdu. Bana sabah kalmamak için otopsi yapılacak ya. Gece gelip beni evde alırdı. Gece üçte ekip gelip beni alırdı. Komşular da camda bakar acaba Mehmet Bey ...ne suç işledi de polisler götürdü. Sonra hanıma derlerdi Mehmet Bey... Polis polisler götürdü. Acaba nereye götürdüler? Bir suç mu var? Yo göreve gitti. Allah Allah. Ne göre polis mi? Yo polis değil. Hanıma da derdim, benim görevime kimse sorarlarsa sor. Boş ver hastane çalışıyordur. Organ bağışı olduğunda yine sizin kuruma mı geliyor cesetler? Bize gele organ bağışlı olmaz. Bizde zaten geldiği zaman o ölünün bütün organları ölmüştür. Bakış olmaz. Bir hasta nakli edemez. O hastayı öldürür. O ölmeden hastanada ölmeden makine daha bağlıyken canlıyken bağış yapılır. Canlıyken demeyelim beyin ölümü gerçekleşmiş <laughs> diyelim. Peki hiç toprağa gömülmüş birisini çıkardınız mı? Çok iyi bir nokta dendim. Fatih Kabir deriz biz onu. Savucu kanalıyla isteler girip tekrar ceset bize gelip incelenmesi için. Gider de Fatih Kabir'de mesela cesedi çıkarırdım. Önce mezarlıktan çalışan görevler iyice mezarı açarlardı. Tam cesede geldiği zaman onları çıkarırdım. O mezarda o cesedi çıkarttığım zaman nasıl çıkarırsın diyeceğim. Burası mezardır. Mezarı içinde bu cesedi alacağım. Nasıl alırdım? Buradan böyle, böyle, böyle alırdım. Geniş şekilde. Karbonmosik zehirleme varsa torpağına gidebilir. Kurşunlama ateşli silah varsa ceset dağılmıştır. Kurşun akabilir gider o torpağın içine doğru gidebilir. Orada eksik bırakmazdı. Komple alır getirirdim. Senin çocuklarından ilgi duyan var mı? Çok istedim ama okumadılar. Ya hukukçu ya tıpçı olmaların için çok istedim. Ama yeğenlerim var. Ben onlara onlar okuyor. Onlara hep söylüyorum. Aman ha aman dayınızın andını yerine getirin. Okuyun ya hukuk ya tıp okuyun. Bu senin yaptığın mesleğin okulu var değil mi Mehmet abi? Tabii. Onu bizim zamanımızda otopsi, teknisyen okulu yoktu. Okuma yoktu. Bak şimdi maşallah kadınlar okumuş. Güzel güzel. Orada otopsi yapıyorlar. Hatta gidiyorum yanlarına. Bana da güzel saygı gösteriyorlar. Sen tam bu bölümün kurulduğu süreçte teknisyen olarak göreve mi başladın? Tabii. İşte diyorum bizim zamanımızda okul yoktu. Hocalarımız okul okutturdu bize yani. Hocalar birer okul tabii, zaten. Tabii tabii. Ne hocaları vardı. Her birisinde bilgi alırdım. Bir atasözü var. Çok gezen mi, gören mi bilir, çok okuyan mı bilir? Gören ve gezen daha mı biliyor bilmiyorum. Ele analar benim evimde var ki. Bütün rasimlerini çerçeve etmişim evimde duruyorlar. Seviyorum. Bir atasözü sözü var. Ya seviyorum ha. Peki bir günde kaç otopsi yapabiliyorsun? O otopsiye bağlı. Kaç tane gelse hepsini yapılır. Büyük bir olay yaşandı. Olay yaşandığı zaman zaten onarı otopsi yapıyoruz. Bir sabah ne, saat 9'da girdi mi 5'e kadar oner bitirmem de. Bir öğlen tatili çıkar. Bir yarım saat. Ben çok zaman öğlen yemeğine de çıkmazdım. Otopsiyi yaptınız. Cesedi topladınız, diktiniz. Aileye kim teslim ediyor? Sen mi teslim ediyorsun? Orada teslim ettiği zaman otopsi bitiyor ya. Defin kağıdını alıyorlar. Geliyorlar tabuda koydukları zaman gerekirse tam garanti alman için. Oradaki zaten kapıda görevli var. Wow. Ama gene de ben diyordum yanlışlık olmasın diye giderdim tabutun başına sahibine söylüyorum. Şey Kardeşi, amcası, dayısı neyse gelirdi. İyi bak oğlun. Ceset yanlış gitmesin. Çok zaman yanlış gidiyor. Biliyorsun ha televizyonda seyrediyorsunuz. Yanlışlık olup giderse biri tak gidiyor nereye, biri tak gidiyor nereye. Ama onda sonra tekrar sorun çıkıyor. Toplanıp geliyor ama ama olmaz ki. Onu başta güzel kontrol etmen lazım. Sen şimdi neredeyse 40 yıllık otopsi teknisyenliği yaptın. Birçok insan görmüşsündür. Ünlüler de... Ne diyorsun hocam ya? Neler gördüm ya? Dünyada en güzel nedir biliyor musun? Sağlığın, huzurun. Bunlar yerindeyse bütün dünya zengini sensin. Sende zengin kimse yok. Hepimiz gideceğiz. Hepimiz burada misafiriz. Ama güzel şekilde ile gidelim. Doğruluktan gidelim. Yanlış gitmeyelim. Yakanda duran rozet nedir? Bunu sevdim. Huzet adli tipin armağanıdır. Her kuruma senin gibi işini aşkla yapan insanlar lazım. Bilmiyorum belki vardır. Artık okulu var dedik ya. Yeni öğrenciler yetişiyor, mezunlar evet. oluyor. Tercih de ediliyor. Para kazandırıyor mu bu iş? Okulu bit Maaşı daha de üstün olabilir çünkü okulunu okumuş o. Ne kadar da bilgili olursan ol okulu okumuş o. Tavsiye ediyor musun gençleri? Tabii tavsiye ediyorum çalışsınlar okusunlar. Eğitim şart. Ben okumadım ama bana rahmetli okuttu her şey öğretti bana. Üniversitede derslere misafir olarak katılıyor musun hocaların yanında? Bir gün gittim gittim Çapa'ya gittim Nadir Hoca var ya evet. baktım ki amfide öğrencilere ders veriyor. Geçerken böyle yaptım. Oo dedi bak kim geldi, kim geldi. Beni dershane çağırdı. Hocam dedim olmaz saygısızlık olur. Burada sen ders veriyorsun beni çağırma olmaz. Öğrencilere sordu. Beni orada baya duygulandırdı. Mehmet abi seni misafir etmiş olmaktan sağ dolayı ol, çok sağ mutluyum. Sağ. Allah razı olsun. Şeref Allah verdin. Ol. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Bütün o benim hekim arkadaşlarım, çalıştığım adi tipteki hocalarıma saygılar sunarım. Selamlar olsun. Kazasız, belasız. Huzur ve sağlık içinde.